Hayırlı akşamlar. Her hafta olduğu gibi yine Akit TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Serbest Piyasa programına hoş geldiniz. Bu hafta Sayın Mehmet Canıtatlı şu anda özellikle son günlerde emlak fuarlarının yoğun olduğu dönemde olduğu için emlak fuarında yurt dışında olduğu için bu haftaki programı ben yalnız size sunacağım. Sayın Mehmet Canıtatlı tabii bu hafta bizi yalnız bırakmayacak. Programın diğer yarısında TOKİ Başkanı'yla yaptığı çok özel bir söyleşi var. Bu söyleşiyle birlikte karşımızda olacak. Tabii ki bu TOKİ Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar, Sayın Canıtatlı'ya özel olarak yapmış olduğu açıklamaları da dikkatle izlemenizi tavsiye edeceğim. Bu hafta piyasalarda neler oldu? Özellikle merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip etmiş olduk. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararlarını yakından takip ettik. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararları sadece Türkiye ekonomisine değil, borçlu olan ya da kredi kullanacak vatandaşlarımız için de çok önem arz ediyordu. Nitekim diğer beklentiler de vardı. Diğer beklentiler Türkiye'de özellikle faiz noktasında yatırımcıların biraz daha yukarı yönlü faizleri artırma yönünde beklentileri vardı. Bu beklenti gerçekleşmedi. Merkez Bankası Türkiye ekonomisi üzerinde özellikle puslu havalarda kendilerine kar rant sağlamak isteyen belli kesimlere faizleri artırmayarak gereken cevabı verdiğini düşünüyoruz. Tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalarda çok farklı algılandı. Bir takım söylentilere neden oldu. Acaba Amerika Merkez Bankası Fed'i mi bekliyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası? Faizleri bu noktada acaba seçim sonrasında değiştirebilir mi diye dedikodular. Yani bir noktada spekülasyon yaparak piyasaları bozma çabaları halen devam ediyor. Son bir haftalık süreçteyiz seçimlere. Merkez Bankası faiz kararlarını bundan sonraki süreçlerde özellikle Amerika'ya bağlı olarak da adımlar atmasını yani sıkı duruşunu artık belli etmeye devam edecek. İsterseniz Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararı haberini beraber bir izleyelim. Ondan sonra tekrar yorumlamaya devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz kararında bir değişiklik yaşanmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, para politikasının belirlenmesi kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Döviz kuru hareketleri, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmektedir. Bu çerçevede kurul, yurt içi ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin enflasyon beklentileri üzerindeki etkileriyle enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıkları dikkate alarak gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir. Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararını aslında Sayın Canıtatlı ile beraber yorumlayacaktır. Fakat haftaya mutlaka bunu yorumlayacağız. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararları şu anda Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi özellikle konut sektöründe bu hafta ciddi düşüşler oldu. Konut sektöründeki düşüşlerin bir noktada vatandaşları özellikle ev alacakları yakından ilgilendirdiği için geçen yıla oranla bu yılın konut satışları sert düşüşlere neden oldu. Bunları yorumlamak inşallah haftaya Sayın Canıtatlı ile birlikte yorumlamaya devam edeceğiz. Hazır Merkez Bankası'nın bu faiz kararını size söyleşi anlamında bir takım bilgileri de vermek isterim. Merkez Bankası'nın şu anda son bir yıldır ciddi anlamda eleştiriler tozunda. Şu anda hatta siyasi liderler bile seçim meydanlarında özellikle Merkez Bankası'nın şu anda tam bağımsız olmadığını iddia ediyorlar. Tabii herkesin kendini işine nasıl gelirse öyle yorumlamaya devam ediyorlar. Fakat Merkez Bankası bu tutumunu özellikle yapmış olduğu açıklamalarla daha net bir şekilde göstermiş oldu. Merkez Bankası yurt dışı piyasalarına bağlı olarak sıkı duruşunu halen devam ettirecek anlamında ifadeler kullandı. Tabii ki Merkez Bankası'nın bu anlamdaki faiz kararları örnek verelim. Yani sizin belli bir meblağınız var. Özellikle Merkez Bankası'na sizin mevduat bazında koyduğunuz paraların karşılığındaki rakamsal değeri yurt dışı yatırımcılarına çok iyi yarıyor. Fakat iç piyasalara bu nasıl yarıyor? Tabii ki olumsuz yönde yarıyor. Faizlerin yüksek olması sizin iç piyasalardaki cari açığınızı ve devamında enflasyon rakamlarınızı ciddi boyutta önemli
olumsuz bir şekilde etkiliyor. Merkez bankalarının diğer tarafta özellikle küresel piyasalarda yavaş yavaş kademeli olarak düşüşler de gördük biz. Avrupa Merkez Bankası'nı yakından takip ettik Perşembe günü. Avrupa Merkez Bankası faiz kararından sonra Avrupa piyasalarında euro-dolar paritesi, yani iç piyasalarda da euro fiyatları sert düşüşler gösterdi. Euro-dolar paritesi ile Türk lirasını karşı karşıya kıyasladığımız zaman, ki özellikle bu haftaya iki ülkenin, özellikle Avrupa Birliği'nde olan gelişmiş ülke faiz kararından sonra gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye Merkez Bankası'nı karşı karşıya koyduğumuz zaman Türk lirası daha çok itibar kazandı. Ama euro küresel piyasalarda sert düşüşlere gebe kaldı. Neden? Çünkü Avrupa'daki krizin halen bittiğini söylemek şu anda zor. Avrupa'da krizin bitmesi için ilk önce kendi birliğindeki ülkelerin ekonomik darından çıkması lazım. Ekonomik darboğazda olan kendi piyasalarındaki özellikle euro para birimi, özellikle Yunanistan'dan başlayan süreçler, acaba Euro'dan çıkacak mı? Euro'dan çıkmaya devam eder bir süreç olur mu Avrupa Birliği'nde? Söylemler oldukça devamında, diğer tabii ki kritik ülkeler de var, ekonomik bozukluğu olan, bunlar da yanı sıra gelince Avrupa'da krizin bittiğini söylemek mümkün değil. Hatta akşam saatlerinde, kapanış saatlerinde Euro-dolar paritesinin sert bir şekilde 1.14'lerden 1.10 seviyesine kadar sert bir şekilde düşüş yaptığını gördük. İç piyasalarda bunun fiyatlamasını grafiklerle birazdan göstereceğim. İsterseniz ilk önce bu hafta boyunca Borsa İstanbul'da neler yaşanmış, onu yakından takip edelim. Grafikler eşliğinde size anlatmaya çalışacağım. Özellikle bu hafta Borsa İstanbul'da yukarı dönlü hareketler devam etti. Yukarı dönlü hareketler borsada devam etmesi, iç piyasalarda özellikle Türk lirasının değer kazanması açısından çok önemliydi. Borsa İstanbul'un değer kazanması neyi ifade ediyor? Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi yabancı yatırımcıların sizin ülkenize, yani iç piyasalara sıcak para akışının devam ettiğini işaret ediyor. Diğer taraftan ne fiyatlanıyor? Tabii ki bir haftalık seçim sürecinin yavaş yavaş kademeli olarak da fiyatlandığına işaret ediyor. Peki bu fiyatlama daha yukarı dönlü hareketlerine devam edecek mi? Bunu 1 Kasım seçimlerinden sonra daha rahat göreceğiz. Eğer 1 Kasım seçimlerinde tekrar tek partili hükümetin ekonomiye, yani ekonomi kurmayları tek partili hükümet içinden kurulursa, yukarı dönlü hareketlerin gitmesi muhtemel olacaktır. Teknik olarak da 85.000 seviye direnç noktamız var ve devamında tekrar bizim asıl hedeflediğimiz 90.000 bandı var ki 90.000 bandı seçimlerden sonra tek partili hükümetin gelmesi açısından çok önemli bir direnç noktası olacaktır. Peki diğer senaryoya bakalım, ne olacak? Yani eğer 1 Kasım'dan tekrar piyasalarda aşağı yönlü hareketler olursa ne olur? Sert satışlar bizi bekliyor. Bunu bir kere kabullenmemiz lazım. Sert satışlar ne anlama geliyor? Borsadaki sizin yabancı yatırımcınız, yani %65 olan yabancı yatırımcınızın sıcak paralarını sizin ülkeden çekip diğer gelişmekte olan ülkelere parasını akıtması demek oluyor. Bu iç piyasalarda neyi etkiliyor? Tabii ki dolar kurunu etkiliyor. Dolar kuru iç piyasalarda yükseldikçe, özellikle dolar kurunun fiyatlarının yüksek olması bizi nasıl etkiliyor? Gıda fiyatlarından tutun, enerji fiyatlarından tutun, kendi cari açımız ve enflasyon rakamlarından tutun, milli gelirimizden tutun, her şeyi olumsuz yönde etkiliyor. Peki dolar kurunda neler yaşandı bu hafta? İsterseniz buna da bakalım. Dolar fiyatları bu hafta tekrar aşağı yönlü bantlarına devam etti. Kapanış fiyatlarında 2.90 seviyesi oldu. Neden oldu? Euro-dolar paritesi iç piyasalarda biraz geri çekildikçe doların değeri biraz da yükselmesi kaçınılmaz oldu. Ama devamına baktığımız zaman bu hafta dolar kuru nereye kadar test etmişti? Teknik anlamda 2.90'ın aşağısındaki 2.86 bandını hafta içi test etmişti. Biz her yayınımızda ne diyorduk? Yatırımcılara ya da küçük yatırımcılara ya da döviz alacak vatandaşlarımıza 2.90 aşağısındaki fiyatlamalar, 2.88 ve 2.86 bandındaki döviz kuru alım için, yani seçimlere kadar olan süreçleri için sizin için bir fırsat olacaktır. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmamaları yönünde tavsiyelerde bulunmuştuk. Nitekim tekrar döviz kuru 2.86 bandına kadar geriledi. Fakat döviz borcu olanlar buradan dövizini aldı mı? O da küçük yatırımcılara ve döviz borcu olanların sorumluluğu
altında olmuş oldu. Hafta 2.91 bandında kapanış yaptı. Dolar TL kuru özellikle önümüzdeki hafta bu yükselişine devam edebilir. Çünkü sert düşüşlerin ardından yukarı yönlü hareketleri de sert olması beklenebilir. Teknik olarak bizim beklentimiz 2.95 bandı olacaktır. Önümüzdeki hafta 2.95 bandının test edilmesi mümkün olabilir. Çünkü seçim öncesi bir haftalık süreçlerde hem spekülasyonlar hem manipülasyonlar yapılarak piyasalarda ekonomik algı farklılığına gidebilirler ve yurt dışı yatırımcıları da kendini özellikle garantiye almak için de biraz TL pozisyonunu döviz pozisyonuna çevirebilirler. O yüzden 2.95 bandı teknik anlamda bizim için önemli olacaktır. 2.95'ten sonraki süreçlerde 2.96 direnci var karşımızda. Ben önümüzdeki hafta dolar TL kurunda tekrar 2.95 ve 2.96 teknik olarak görülmesini bekliyorum. Ama bu 2.96 bandından tekrar iç piyasalarda şu andaki konjektürü konuşuyoruz tabii ki. Eğer herhangi bir terör olayı ya da olumsuzluk yaşanmazsa bu bantlarda seçime girebiliriz diye tahmin ediyorum. 2.95-2.96 önümüzdeki hafta direnç anlamında bizim yakından takip ettiğimiz fiyatlamalar arasında olacaktır. Diğer taraftan euro fiyatına bakalım isterseniz. Euro fiyatı da bu hafta çok dalgalı bir seyirde bıraktık haftayı. Dediğim gibi Perşembe günü Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Bu faiz kararından sonra Euro-Dolar paritesi küresel piyasalarda sert bir şekilde düşüş gösterdi. 1.10 bandına kadar geri çekildi. Bu da demek oluyor ki yabancı yatırımcılar, küresel piyasalardaki ciddi oyuncular halen Euro'ya güvenmiyor. Avrupa'da krizin bittiğine inanmıyorlar. Bu inanmadıkları nereden geliyor? Euro fiyatlarındaki sert düşüşlerin devamında geliyor. Görüyorsunuz 40 seviyesinin tepe noktasını görüyorsunuz ve kademeli olarak da yönünü aşağı doğru çevirmiş. Biz her programımızda burada 3.40-3.50 bandının euro fiyatının satış için son bir fırsat olduğunu, eğer elinde euro bulunduralarından da buralardan satış yapmalarını her defasında tavsiye ediyorduk. Nitekim euro fiyatları tekrar aşağı doğru hareketlerine devam etti. Akşam saatlerinde 3.20 bandından kapanış yaptı. Dolar TL kuru önümüzdeki hafta tekrar 2.95-2.96 seviyelerini test etme olasılığında biz İç piyasalarda tekrar Euro TL kurunu 3.25-3.27 TL bandına kadar yükselişlerini görebiliriz. Ama ons bazın özellikle Euro dolar fiyatlarına baktığımız zaman da küresel piyasalarda yıl boyunca ya da 2016'nın Ocak ya da Şubat ayına kadar muhtemelen tekrar dip noktası yani 1.05'ler test edilmesi önemli olacaktır. Aslında bizi dinlerken, bizi izlerken Euro-Dolar paritesi bizi neden ilgilendiriyor? Önemli olan iç piyasalarda Euro-TL kuru diyebilirsiniz. Euro-Dolar paritesi dünya çerçevesinden yani geniş çerçeveden baktığınız zaman küresel piyasalardaki Euro'nun değerini daha çok görmüş olursunuz. Ama iç piyasalarda özellikle Euro-TL fiyatını takip etmekte isteyenler Euro-TL fiyatını takip edebilirler. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki iç piyasalarda Euro-TL'nin yönünü özellikle görmek için Euro-Dolar paritesini önceden takip etmeniz lazım. Aşağı yönlü hareketlerde demek ki Euro-TL kurunun da iç piyasalarda düşeceğine işaret etmiş oluyor. Yurt dışı yatırımcıları genelde Euro-Dolar paritesi üzerinden işlem yaptığı için Euro-Dolar paritesini size özellikle anlatıyorum ki biraz daha bu noktada dikkat etmek lazım. Euro-Dolar paritesine bir kere daha bakalım isterseniz Euro-TL fiyatına baktıktan sonra. Euro-Dolar paritesi hangi aşamada kapatmıştı? Bir sonraki grafikte olacaktı Euro-Dolar paritesi. Evet, gördüğünüz gibi tepe noktalar test edilmişti. Hatta balon dediğimiz noktalar da burası. 1.1550. Buralar tam bir balondu. Buralar oldukça biz herkese buraların balon bir fiyat olduğunu izah etmeye çalıştık. Ve buralardan elinde Euro bulunan vatandaşlarımız, yatırımcılarımız varsa bu noktada boşaltmalarını tavsiye ettik. Kademeli olarak tabii düşüşler devam etti. İyimser tablo devam etti. Ne zaman ki Amerika Merkez Bankası Fed faizleri artık kademeli olarak belki 2016'ya bırakabiliriz diye bir söylem oldu. Burada tekrar ikinci balon oluştu. Bu da 1.1475 seviyesini işaret ediyor. Ama buradaki balon yani Amerika Merkez Bankası Fed
Ben faizleri 2016'ya bıraktım. Ocak ayı, Şubat ayı. Bu bir oyalama taktiğidir. Ben kişisel kanaatim, kişisel beklentim 2015 Aralık ayında Amerika Merkez Bankası'nın faizleri yükseltme yönünde beklentilerimi sizinle tekrar paylaşmak isterim. Eğer ki 2015 Aralık ayında Amerika Merkez Bankası Fed faizleri artırmayacak, 2016'ya sarkıtacak. Bu ne demek oluyor? Bizim için bu iyi bir haber değil. Yani küresel piyasalarda bir belirsizliğe yol açtığı için biz her Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısında hop kalkacağız, hop oturacağız. Ha bugün, ha yarın diyene kadar iç piyasalardaki sert dalgalanmalar her defasında hem iç yatırımcılara zarar veriyor hem de küresel piyasalarda doların seyrini net bir şekilde ortaya koyamıyor. Bu belirsiz ortamda, bu belirsizlik tablosunda Türkiye ekonomisi de ciddi anlamda zarar görüyor. Keşke bir an önce artırsa. Bu işte bir an önce bitse diye bekliyoruz. Diğer taraftan altın fiyatlarına geçelim isterseniz. Evet, spot altın fiyatlarımız akşam saatlerinde kaçtan kapatmış oldu? 108.75 TL bandından kapanış yaptı. Hafta boyunca görüyorsunuz tepe noktalar 112.500 civarında. 2 hafta önce buralar test edildi. Biz buralarda vatandaşlarımıza tekrar geçen haftaki yayınlardan zaten hatırlarsınız. 110 TL bandının üzerindeki fiyatlamalar özellikle gram altın TL fiyatında iç piyasalarda satış fırsatı olarak ön planda durduğunu her defasında hatırlatıyorduk. Şimdi bu görüşümüz halen yine devam ediyor. Teknik anlamda belki önümüzdeki hafta tekrar 110 TL bandının üstüne atabilir. 111 TL'ler test edilebilir. Fakat kısa vadede özellikle Ocak ayına kadar şunu unutmamak gerekiyor ki gram altın TL fiyatı teknik anlamda 115 TL'ye kadar hatta biz tatilde yani bayram tatilinde olduğumuz süreçte 117 TL'ye kadar yükselmişti. Biz bunu hissetmedik çünkü bayram tatilindeydik. Yurt dışı piyasaları bunu hissetti. 110 TL bandı iç piyasalarda gram altın TL fiyatı için 110 TL olur, 113 TL olur ya da 114 TL olur. Bu bant 110 ile 115 TL arasındaki bantta elinde altın bulunan yatırımcılarımız ya da yastık altı birikim yapan yatırımcılarımız, küçük yatırımcılarımız varsa bu fiyatlamaları yakından takip etmelerini öneririm. Çünkü gram altın TL fiyatını tekrar bundan sonraki seyirlerde biz 100 TL bandına kadar görebiliriz. Ama 100 TL'nin aşağısına sarkma olacak mı? Biraz zor. 100 TL fiyatlamasının aşağısına sarkması için 1 Kasım seçimlerinden sonra tekrar tek partili hükümetin, beklenen hükümetin iktidarda olması ve devamında dolar-tl kurunun da 2.75 bandının daha aşağısına sarkması gerekiyor. Nereye kadar sarkması lazım? 2.60, devamında 2.50. 2.50 bandı şu anda zor görüldüğü için biz gram altın TL fiyatını iç piyasalarda 100 TL'nin aşağısına zor görüyoruz. Peki buralardan alım yapılır mı? Ben diğer senaryoya bakmak istiyorum. Yani tek partili hükümet beklemiyorum. Benim beklentim bir koalisyon hükümeti. Seçim çok önemli yer ettiği için piyasalarda diğer senaryoyla yatırım yapmak istersiniz. Tabii öyle bir düşünceniz varsa gram altın TL fiyatını biz iç piyasalarda tekrar 110 TL'nin üzerinde tavsiye etmiyoruz. O yüzden biraz daha dikkat etmekte fayda var. Genelde yatırımlarımız zaten gram altın ve has altın üzerinden yapıldığı için teknik olarak sizin yakından takip edeceğiniz fiyatlamalar 110 TL bandı olacaktır. Tabii ki ev bayanları vardır, yastık altı yatırımı yapan hanımefendiler vardır. Onlar da çeyrek altın ya da cumhuriyet altın ya da bilezik biriktiriyorlar. Genelde çeyrek altını 180 TL bandından ya da 175 TL bandından takip edebilirsiniz. Yani 110 TL değil de ben çeyrek üzerinden fiyatlamayı takip etmek istiyorum. Acaba çeyrek ne kadar daha düşer ya da ne kadar daha yükselir diye tahmininiz varsa ya da beklentiniz varsa çeyrek altın 175-180 TL aralığında satış noktasında, alım noktasında da 150 TL'yi tavsiye edebiliriz. Diğer taraftan altının onsuna bakalım isterseniz. Yani küresel piyasalarda altının onsu ne oluyor? Altının onsu da genelde 1200 dolarlar muhtemelen test edilecektir önümüzdeki hafta ama biz altın fiyatlarında söyleyeceğimiz bu kadar. Petrol fiyatlarına bakalım. Petrol fiyatları aslında çok önemli. Bu hafta bayağı dalgalı seyir yaptı. Hatta bir ara yukarı doğru gitme isteği oldu bu tepe noktalar. Tekrar bu 50 dolar bandı özellikle kırıldı. Şu anda 48 ve 47 dolar bandında hareket ediyor. Biz iç piyasalarda son 2 haftadır pompa fiyatlarında özellikle vatandaşlarımız benzin istasyonuna gittikleri zaman yani küresel piyasalarda Brent petrol düşüyor. Varil başına 50 dolar bandının aşağısına giriyor ama iç piyasalarda dolar kuru 3 TL bandının üzerinde olduğu için biz bunu
ucuz benzin kullanamıyorduk. Bundan hayıflanıyorlardı, bundan şikayet ediyorlardı. Ama son iki haftadır 13 kuruşluk, 15 kuruşluk indirimler vatandaşa yavaş yavaş yansımaya başladı. Neden yansımaya başladı? Çünkü iç piyasalarda dolar-tl kuru 3 TL bandının aşağısına, hatta 2.90'ın da aşağısına sarkmalar yaşandı. 2.88 TL bandına kadar geri gelen petrol fiyatlarının yaklaşımı bize pompa fiyatlarında ucuz petrol, yani ucuz benzin kullanma açısından da biraz daha bize yarar oldu. Petrol fiyatları küresel piyasalarda çok önem arz ediyor. Neden? Çünkü üretici OPEC olsun, üretici ülkeler olsun, Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu açıklamalar, artık üretimi kısma noktasında yapmış olduğu açıklamalar ve Rusya'nın özellikle Orta Doğu'ya karışması, özellikle Suriye'de savaş uçaklarını göndermesi, Orta Doğu'da acaba yeni bir yapılanma mı var diye petrol fiyatlarını aslında daha çok yakından takip ediyor olduk son iki haftadır. Şu anda sakin seyrini koruyor. Yani Rusya'nın savaş uçaklarını Suriye'ye göndermesiyle son bir aydır 48 dolar bandı, 50 dolar bandı, özellikle bu band aralığındaki işlemler hala devam ediyor. Petrol fiyatlarında yukarı doğru hareketler görürsek, Orta Doğu'da özellikle dikkatinizi çekmek istediğim tek bölge var, Irak. Yani bu işin düğüm noktası, özellikle bu işin bundan sonraki seyri Irak'a doğru artık bundan sonraki özellikle Çin tarafını daha çok konuşuyorduk. Son iki haftadır hatırlarsınız buradaki yayınlarda. Çin ekonomisindeki bozulmaların Türkiye ekonomisini ciddi yönde, olumsuz yönde etkileyeceğini konuşuyorduk. Ama özellikle Rusya'nın bundan sonraki tavırları, Orta Doğu'daki tavırları bize ne işaret ediyor? Irak'taki yeni yapılanmayı işaret ediyor. O yüzden petrol fiyatlarını biraz daha yukarı dönme hareketlerini görürsek, anlayın ki Orta Doğu'da yeni bir yapılanma, Orta Doğu'da yeni bir harita düzeni olabilme ihtimali üzerinde duruyoruz. O yüzden petrol fiyatlarını bundan sonraki yayınlarında da sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, piyasalarda genelde rakamsal olarak değerler böyleydi. Peki bundan sonraki seyirlerde seçim arefesinde bir haftalık bir sürecimiz var. Neler olur, neler yaşanır? Bunu da reklamlardan sonra konuşacağız. Şimdi küçük bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar görüşmek üzere. Tekrar piyasalara baktıktan sonra ben ekranlarda, özellikle kameralar karşısında sizinle beraber olduğum andan itibaren insanlara hitabım genelde kendi ailemle nasıl özellikle bir milliyetçi ruhum, bir Müslüman ruhu olur da ailesiyle konuşur. Bu anlamda konuşmak istiyorum. Size sadece iki dakikalık bir süreçte şunu anlatmaya çalışıyorum. Yeni dünya düzeninde, yeni ekonomi düzeninde her şey daralıyor. Yani büyüme rakamları daralıyor. Türkiye'de artık tasarruf noktasında, yani israflar tasarrufun önüne geçti. O yüzden siz yeni ekonomi düzeninde ne olur bütçenize çok dikkat edin. Çok borçlanmayın ve gelir ve gideri tablonuzu özellikle bundan sonraki süreçlerde daha dikkatli yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü dünya konjonktürüne baktığınız zaman artık sıcak savaşların olduğu, yani soğuk savaşlar değil artık bunlar. Çoğu Müslüman ülkelerinde Müslümanların katledildiği bir dönemdeyiz. Ve bunun yansımaları özellikle ekonomik anlamda ekonomi savaşlarına da dönüyor. Yani Müslüman ülkeleri şu anda Türkiye'nin konumunu, yani siyasi risklerini görüyorsunuz. Savaş ortamında olduğumuzu, özellikle terör eylemleriyle insanlar, ülkeler nasıl mağdur ediyor, bunları görüyorsunuz. Bunların size, yani aile olarak hepimizin çok dikkat etmesi gereken tek unsur şudur. Özellikle bugünlerde bankalarda kendi konut kredisini ya da ihtiyaç kredisini kullanmış fakat ödeyemeyen vatandaşlarla dolu. Bankalar adeta onlarla pazarlık aşamasında. Neden? Çünkü öyle bir tablo çıktı, öyle bir siyasi tablo çıktı ki karşınıza herkes şaşırdı. Türkiye ekonomisinin bu kadar daralacağını kimse beklemiyordu. Türkiye ekonomisinin bu kadar sessiz sedasız kalacağını hiç kimse beklemiyordu. Bir inşaat sektörü geçen yılla bu yıl kıyaslandığı zaman ciddi boyutta durma noktasına geldi. Fakat sadece inşaat sektörü eşittir inşaat yapan müteahhit firmalar mı? Tabii ki hayır. Şu anda inşaat sektöründe yaklaşık 200'den fazla sektörde olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. O yüzden siz borçlanırken kesinlikle
kendi bütçenize bakarak, aile ortamında istişare yaparak biraz daha tasarruf yapmalarınızı öneririm. Bu dilek ve temennilerimle size şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere ve tekrar ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Sayın Canı Tatlı ile TOKİ Başkanı'nın sizin için özel yayınını şimdi ekranlarda sizinle olacak. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, programımızın bu dakikalarında stüdyonun şöyle dışına çıkalım dedik. Efendim, Türkiye genelinde baktığımızda herkesin eli ekmek tuttuğunda, cebine bir şeyler girdiği zaman, kazancı olduğu vakit en başta ne ister? Galiba yan yana sıralandığında bir ev, bir araba, bir efendim hayırlı evlat ve tabii ki işini gücünü sağlıklı şekilde götüreceği bir çevre. Tabii birinci maddeye dönecek olursak hepimizin hayalinde mutlaka oturmak istediğimiz bir konut vardır. Konut deyince bir kısmımızın kirada olduğunu biliyoruz. Bir kısmımızın keşke bu evimizi değiştirsek diye şu anda içinden geçirdiğini hissediyorum. Ama genel olarak baktığımızda Türkiye'de 20 milyonu aşan konut stoku var ve bu stokun efendim büyük bir kısmının 7 milyon civarında olan kısmının yenilenmesi gerekiyor. Evet, deprem kuşağında olan bir ülkedeyiz. Böyle bir yeniliğin artık lüks değil, zorunluluk halinde olduğunu 1999 yılında yaşadığımız Marmara depreminde net bir şekilde gördük. Evet, canlar kayboldu, kaybettik ama kazanmaya çalıştığımız bir Türkiye'nin geleceği var. 2023 yılı. Evet, 2023 yılı için belirlenen hedefler çerçevesinde sadece ekonomide, dış politikada, siyasette ve diğer toplumsal konularda değil, sosyal devlet olmanın gereği olan bazı alanlarda da efendim hizmetlere hız verildi. Evet, 1984 yılında kurulan ve son dönemde çok büyük hedeflerle ileriye doğru yol alan bir kuruluşun, bir kurumun efendim şu anda İstanbul'daki temsilciliğinde bulunuyoruz. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ki bizi bu ortamda, bu mekanda ağırlayan Sayın Başkan Ergun Turan Bey ile birlikteyiz. Efendim, hoş bulduk diye başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi genel çerçevede baktığımızda ev sahibi olmak herkesin hayali diyoruz. Belki en son soruyu en başta mı söylemek gerekir ama keşke başımı sokacak bir evim olsa diye sizlere geçmiş dönemden bugüne mutlaka taleplerde bulunanlar olmuştur. Prosedürü az sonra konuşacağız ama genel çerçevede Türk halkının konuta olan ilgisinden söz edelim. Ardından hizmetlerimizi konuşalım efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii tam da sorunuza şöyle başlamış olayım. Konut edindirme, konut edinme ihtiyacı duyan, konut sahibi olmamış vatandaşlarımız için dar gelirli, yani konut edinmekte zorlanan vatandaşlarımız için belki de yegane kapıdır toplu konut dairesi. Hatta idarenin 1980'deki kuruluş amacı da, yasası da gerçekten bu amaçla kurulmuş. Ancak 84'ten 2002 yılına gelinceye kadar kanunu, güçlü bir kanun olmasına rağmen, kuruluş amacı gerçekten çok iyi niyetler taşımasına rağmen 84-2002 arasında 18 yılda sadece 43 bin konut üretebilmiş. Yani 18 yılda 43 bin konut üretmiş. Bu sizin efendim 2016'da hedeflediğiniz 60 bin konutun bile altında. Evet. Şimdi 2002 yılında başlayan süreçle beraber Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan olduğu dönemde toplu konut idaresine yüklenen misyon da yine dediğim gibi kanun tanımladığı yetki de buydu. Güçlendirilerek bir farklı evreye geçmiş toplu konut idaresi. 2002 yılından 2015 yılı şu ana geldiğimizde toplu konut idaresi yaklaşık 690 bin rakamlarındayız şu anda. 690 bin. Üretilen konut sayısı. Tabii, üretilen konut sayısı. Ve bu 690 bin konut. İdaremizin 2002 yılı baz alınarak hedeflediği bu 690 bin rakamı, idaremizin bir sloganı vardı. Hedef 2023'te 1 milyon konut. Şimdi son dönemde Sayın Başbakanımızın da açıkladığı, hem emekli vatandaşlarımızın, dar gelirli vatandaşlarımızın da konut taleplerinin, özellikle Anadolu'da bazı vilayetlerde çok yoğun taleplerle karşılaşıyoruz.
emekli vatandaşlarımızın çok yoğun bilgisiyle karşılaşıyoruz. Biz hedeflerimizi bu yıl içerisinde, yılın ortasında yukarı doğru revize ettik. Hedef yani şimdi 1 milyon 200 bin konut hedefine şu anda idarenin bütün disiplinlerini 1 milyon 200 bin konuta göre 2023 yılı geldiğinde 2002 baz alanında 1 milyon 200 bin konut hedefiyle şu anda bütün disiplinlerimizi ona göre motive ediyoruz. Şimdi bu şu demek, idare 18 yılda 43 bin konut yapmışken hemen hemen gelişen 2002-15 arasında her yıl yaklaşık 40-45 bin 50 bin konut üreten bir idare haline gelmiş. Bu da efendim en az bunu çarptığımız zaman 4 ile kaç yüz bin kişinin efendim konutta tabii barınması, yaşam alanı olarak görmesi orayı. Tabii. Sadece başını sokacak bir ev olarak görmüyoruz artık konut alanlarını. Tabii. Siz ayrıca sadece dört duvar değil, yaşam alanları da üretmeye başladınız son dönemde baktığımızda. Evet. Artı tüketicinin sesine kulak vermek derler ya, hakikaten bunu sosyal devlet anlayışının gereği olarak, sizin kuruluş misyonunuza uygun olarak gerçekleştiriyorsunuz. Tabii burada hep dar gelirli, benim vatandaşım şeklinde mesajlarla geçmişten bugüne rahmetli Özal'ı da almak gerekir. Onun döneminde kurulmuştu bu kurulum. Genel olarak baktığımızda hakikaten dar gelirlinin başını sokabileceği üniteler, evler üretilebiliyor mu? Hala ne kadarlık bir ihtiyaç var bu kesim için? Şimdi idarenin şöyle bir algı oluştu. Bizim iştirak şirketlerimiz var. Emlak Konut gibi. Yani halka arz edilmiş bir şirket, %51'i halka arz edilmiş, 49'u TOKİ'nin iştirakidir. Tabii hasılat paylaşımı işler yapıyor. Üst segment yönelik, yani gelir seviyesi yüksek yerlere olarak orada TOKİ'nin logosu da geçiyor. Doğal olarak iştirak şirketimizdir, olması da gayet doğaldır. Yani gelirlerimizin bir kısmını oradan sübvanse ediyoruz. Sanki şöyle bir algı oluştu son dönemde, TOKİ sadece zenginlere konut yapan bir kuruluş gibi. Bakın çok net olarak konuşuyorum. Geçmiş dönemde dahil olmak üzere 2002-15 yılları arasında, 2002-2015 yılları arasında idarenin yaptığı toplam konut içerisinde sadece %15'i üst segment yöneliktir. %85'i alt gelir ve orta gelir grubuna ait konutlardır. Şimdi biz yeni dönemde bu hedefi %10'larla sınırlıyoruz. Yani üst segment yönelik %85-90 arası alt segmente, yani hiç konut sahibi olamayacak, hiç konut sahibi olmamış ve TOKİ olmazsa konut sahibi olmakta zorlanacak olan hedef kitleyi muhatap alarak bütün sistemimizi ona göre yönetiyoruz. Şimdi bakın, bizim 2016 yılındaki hedefimiz inşallah toplu konut idaresinin bütün bu yıllar içerisindeki, yani çok zirve yıllarda zirve işler yapmış bir idarenin en zirvesini inşallah hedefledik ve bütün çalışmalarımızı, projelerimizi, alttaki bunun bir sürü çalışma, bir mutfağı var bu işin, çok geniş bir mutfağı var. Arazi üretimi, proje çalışmaları, jeolojik araştırmalar, sosyolojik araştırmalar, piyasa araştırmaları, talep var mı yok mu? Bütün bunları inşallah önümüzdeki yıl 60 ila 70 bin konut üretmek üzere şu anda motive ediyoruz. Burada efendim hareket noktamız yine İstanbul mu olacak? Hayır, burada asla İstanbul değil. Biz 81 vilayette ilçeler dahil olmak üzere iş yapan bir kurumuz. Yani sadece vilayet merkezlerinde değil. Biz şimdi bugün mesela gündeme geçiyor. Yozgat'ın Saray kentinden Sivas'ın Akıncılarına, Zarasına, Niğde'nin Çiftliğine, efendime söyleyeyim Nevşehir'in Ürgüp'üne, Batman'ın Gercüş'üne, Erzurum'un Hınıs'ına, her bir ilçe, vilayet merkezlerinde konut yapan bir kuruluş. Üstelik hakikaten ödenilebilir seçenekler sunulmakta. Burada tabii ki adil de yaklaşmak gerekiyor. Kura yöntemi tabii tercih ediliyor. Vatandaşların müracaatı öncesi önemli bir şeye efendim değindiniz. Sosyolojik yönlü araştırmalar dediniz. Türk halkının genel eğilimine baktığımızda ne tip konutları öncelik tercih ediyorlar son 10 yıla göre? Tabii bir defa şu var. Yani alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza sunduğumuz daire en düşük daire 2+1 daire. Bir defa şöyle bir algı da var. Toplu konut idaresi olarak bizim aile yapımıza, sosyolojik yapımıza uygun olmayan asla ve kata 1+1 daire üretmiyoruz. Hiç böyle biraz bir sıfır zaten söylemeye hiç gerek söylemiyoruz. 2+1'den aşağı daire üretmiyoruz. Dolayısıyla alt gelir grubundaki dairelerimiz 2+1 ve 3+1 olarak var.
4 artı 1 de çok nadiren dahil üretiyoruz. Yani o zaman üst segmente geçiyor. O zaman özel sektörden alabilirler. Bizim hedef kitlemiz hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımıza öncelikli olarak konut yapmak. Hatta bizim bir vilayette bir proje ortaya koyduğumuzda özellikle 2 artı 1 dairelerimiz için direkt şartımız şudur. Vatandaşlar internet sitemizi açıp baktığında genelde birbirine çok benziyor. Tabii ama bir standarttır bu. İlk önce hiç konut sahibi olmama şartı vardır. 2, hiç konut sahibi olmama yetmez. Aile gelirinin belli bir rakamın altında olması gerekir. Şimdi sizin hiç konutunuz yok ama diyelim 10 bin lira aylık gelir elde eden, 8 bin lira, 5 bin lira gelir elde eden bir ailesiniz. Siz de ilk önce TOKİ'den daire alamazsınız. TOKİ'den daire almak için her vilayete göre istatistik enstitüsüyle çalışmamız var. Elde edilen bir gelir rakamının olması lazım. Bu bir vilayette diyelim ki işte 2 milyon, 2 bin liradır aile geliri. Ailenin toplam gelirinin 2 milyondan aşağı olması lazım. Bir vilayete göre büyük şehirlerde 3200 liradır. O gelirden aşağı olması lazım. Yani bizim hedef kitlemiz seçenekler birden fazlaysa en alt kesimdeki konut almakta en çok zorlanan öncelikli olarak o insanları konut sahibi yapmaktır. Tabii burada efendim Allah nasip ederse Türkiye'nin istikrara kavuşmasında rol oynayacak tek partili bir hükümetin tercih edilip tekrar efendim biz Kasım seçimleri sonrasında ülkeyi selamete kavuşturması gerekir ki öyle bir ihtimalde kuvvetli 1300 liralık bir asgari ücret söz konusu olacak. Yani o zaman alım gücünün daha da imkanlar çerçevesinde yansıması bak, size bunu olacak. Bunu samimi konuşalım. Samimiyetle konuşalım. Biz şu anda Anadolu'nun hemen hemen birçok yerinde. Şimdi internet sitemizi biz vatandaşlarımız konuşurken açabilirler. Yani seyrettiklerinde açarlar. Anadolu'nun birçok yerinde şu anda biz 7, 8 bin, 9 bin, 10 bin lira peşinat. Bu peşinatı hemen almıyoruz. Daireye oturmaya yakın alıyoruz. Yani çekilişte kurada size çıktı hemen peşinat verin demiyoruz. Daireye oturmaya yakın. Ondan sonra da taksitler eve oturduktan sonra taksit ödemeye başlıyorlar. Bu çok zaten önemli. Zaten kiracıysa ölüyor. Tabii. Çünkü bizim dar gelirli vatandaşımız hem size bir aidat ödeyip hem de kira ödeyecek pozisyonda değildir. Bunu biliyoruz. Şimdi bakın dediğim gibi 8 bin, 10 bin belki bazı vilayette 12 bin lira peşinatı ödeyip aylık 210, 250, 270, 300, 320, 350 maksimum 400 lira rakamlara taksitle ve eve taşındıktan sonra ödeyerek Anadolu'nun hemen hemen birçok vilayetinde, ilçesinde daire sahibi olabilecek alternatifler sunuyoruz. Bakın bu gerçekten çok büyük bir imkandır. Yani eğer devletin bu kurumu olmasa, toplu konut idaresi olmasa böyle bir imkanı sunabilecek başka özel sektör de bu imkanı sunamaz. Biz zaten özel sektörün ilgilendiği üst segmentle ilgilenmiyoruz. Dolayısıyla devletimiz gerçekten ben kurumu tanımlarken şunu söylüyorum. Burası sosyal devletin en önemli kurumsal yansıması bu kuruluştur. Yani devletimizin çok önemli sosyal devlet yansıması kuruluşları vardır ama demin bahsettiğiniz sözün başında insanların ilk önce bizim geleneğimizde var. Hani dünyada mekan, ahirette iman. İlk önce düşündüğü şey insanlar başını sokacakları bir ev sahibi olmak, aidiyet hissi hissetmek isterler. Dolayısıyla sosyal devletinde bu görevimiz bu. Biz asla bu işlerde kar amacı gütmüyoruz. Mesela şimdi bu ekranda dönen bak mesela bunlar güncel projeler. Tabii güncel projeler. Mimari yönden de planlanması da önemli. Şehircilik anlayışında tabii. Geçmişe göre yığma yapılardan öte biraz ferah, tabii. Kullanılabilir, kullanıcı dostu diyebileyim. Onun haricinde doğayla barışık veya dönüşüme açık deprem yönetmeliğine tabii. Uygun bütün bunlar birer hizmet olarak yani, sizin elinizde yapılıyor. Toplu konut binaları iddialı bir şey olacak. Özel sektörümüz de gerçi şu anda gerçekten çok kaliteli ürünler üretiyor. Evet. Bir de sağlam ürünler üretiyor. Ama toplu konut idaresi binaları gerçekten deprem açısından en sağlıklı binalardır. Budur. İdaremizin bugüne kadar yaptığı ürünlerde bakın 700 bin konuttan bahsediyorum. Yaklaşık 3-3,5 milyon insan TOKİ binalarında yaşıyor. Doğaldır ki zaman içerisinde hızlı üretimden kaynaklanan bazı yerlerimizde. Onu soracaktım tabii, ben de. Zaman zaman şikayetler tabii, efendim başkentlere, gazetelere yansıyor. Mutlaka. Burada hakikaten dikkate alıyor musunuz? Tabii. Sıkıntı olan vatandaşlarımız nereye müracaat etsinler? Çok nadir de olsa rastlanıyor ama birilerine de fırsat vermeme adına o vatandaşlarımıza tabii, ne diyeceksiniz? Dediğim gibi yani çok hızlı üretim bakın bu idare ve bu idarede çalışan insanlar ben bu idareye 1,5 yıldır başkanlık yapıyorum. Evet.
Hepsi Türkiye'nin değişik coğrafyalarından kardeşlerimiz. Bakın 10 ay evine gelmeden, Van depreminde 10 ay evine gelmeden 10 ay içerisinde 17 bin konutu yapmış bir ekip var burada. Evet. Takdir edersiniz ki bunlar yapılırken insanüstü gayretler, belki normal projenin zamanlamasının çok sıkıştırılmasıyla yapılan işler de var bunların içerisinde. Evet. Doğaldır ki bunların içerisinde hatalı işler de olmuş olabilir. Bunların her birisi vatandaşlar kanun haklarında zaten zaman içerisinde değerlendiriyorlar. Biz de bunların hepsine dönüş yapmaya çalışıyoruz. Ancak şu anda idare bu 10-12 yıl içerisinde çok tecrübe ve güçlendi. Bu bakın uluslararası ölçekte bile takip edilen, izlenen, tecrübeleri paylaşılması istenen bir kuruluşuz biz. Evet, ihracat kalemi olarak tabii artık değerlendirilmesi aşamasına gelinmiş bir hizmet söz konusu ki sanırım Afrika ile ilgili tabii bir proje var. Afrika ile var, şu anda Kafkas ülkelerinde var, Türkiye Cumhuriyetlerle var. Suriye'nin kuzeyi için bir plan Sayın Başbakan Birleşmiş Milletler'de sunmuştu. Henüz bize tevdi edilmiş bir şey yok. Evet, tevdi edilmiş değil. Tabii böyle bir şey olursa ama mutlaka bu. Ama böyle bir şeyde 100 bin, mutlaka, 100 bin nüfuslu tabii bir konut projesine rahatlıkla imza atacak potansiyele sahipsiniz. Var. Dolayısıyla hani idare bugün bu tecrübelerden geçerek gelmiş bir idare. Biz şunu söylüyoruz. Toplu konut idaresi artık hem şehircilik anlayışıyla yani imar, planlama ve şehircilik anlayışıyla hem de kalite noktasıyla artık farklı bir evreye geçmiştir. Bizim son bir yılda ürettiğimiz bütün disiplinlerde, projelerde ve uygulama disiplinlerinde idare bu geçmiş yılların birikimiyle beraber farklı bir evreye geçmiştir. Evet. Asla bir defa yeni şeyimiz, konseptimiz şudur. Biz barınma merkezi inşa etmiyoruz. Barınma merkezi anlayışıyla inşa etmiyoruz. Yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Hatta yeni bir sloganımız var. İnşallah 2016 için yaptığımız. Sadece slogan olsun diye yaptığımız değil. Altı dolu yeni yerleşimler ve yenilenen şehirler diye söylüyoruz. İdarenin iki tane önemli konusu var. Yeni yerleşim birimleri inşa. Yani yeni şehirler inşa ediyoruz. Sadece 50 konut, 100 konut değil. Anadolu'da 50 bin konuttan olan projemiz bile var. Antep'teki inşallah önümüzdeki hafta sunumunu yapacağız. 50 bin konutluk yeni bir şehir Antep'e inşallah planladık. Çok önemli bir çalışma. Türkiye'nin önümüzdeki 20-30 yılına örnek olacak bir çalışma. Manisa'da 6 bin konutluk bir, yani bu 30 bin kişinin yaşayacağı bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir ilçeden bahsediyoruz. İlçe nüfusundan, büyük bir ilçe nüfusundan. Onu planladık. 1200 tane konutu şu anda yapımına başlandı. İnşallah birkaç yıl içinde o 6000 konutu yapıyoruz. Bakın bunların içinden şudur. Bu yeni yerleşimlerden kastımız şudur. Bunlar klasik manada içinde insanların yaşadığı TOKİ blokları değildir. İçinden caddenin geçtiği, sokakların olduğu, yürüyüş yollarının olduğu, esnafın olduğu, meydanın olduğu, alışverişin olduğu, işte hizmet birimlerinin olduğu, okulların olduğu bildiğiniz bir şehir modelidir. İyi ki yapıyorsunuz. İyi ki bunlar taksitli bir şekilde alınabilir fiyatlarla vatandaşın içine sinerek gerçekleşiyor. Eğer bunlar olmasaydı ben bir vatandaş olarak burada acizane söyleyeceğim. Efendim bu diyorlar ya emlakta balon. Hakikaten o balon büyüye büyüye ekonomiyi de zora sokardı. İnsanların geleceğini de zora sokardı. Siz bir ölçüde onu da önleyici bir mekanizmayı doğal olarak hizmete tabii koymuş oldunuz. Söylüyoruz. Ekonomi yönetici arkadaşlarımızla, medya temsilcileriyle de biz en güvendir, en borcuna sadık kitleyle çalışıyoruz. Yani bizim dolu insanı zaten tabii, öyle. Bizim vatandaşlarımız şu var. Aldıkları daireleri yaşamak için alıyorlar. Yani onların ihtiyaçları bu. Tasarrufları bunun için yapıyorlar. Onun için de vatandaşlarımız da onlara hem vatandaşımız, müşterimiz gözüyle bakmıyoruz çünkü biz kar etmiyoruz. Bakın müşteri biz kar ilişkisiyle çalışmıyoruz. Onlar bizim hep beraber kardeşlerimiz, vatandaşlarımız. Dolayısıyla biz şu bilinçle çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız şu bilinçle çalışıyor bu idaredeki. Bakın bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. İdaremiz bu ülkenin göz bebeği bir idaredir. Biz bugün başında biz varız diye değil, biz burada olmayacağız. Hepimiz gelip geçeceğiz. Her devlet böyle bir idareyi istediği zaman oluşturamaz. Bu idare olmazsa Anadolu'da yüz binlerce insan, bakın yüz binlerce insan, milyonlarca insan da diyebiliriz. Yani onların ailelerini saydığımız zaman
muhtemelen konut sahibi olamayacak bir şeyden bahsediyoruz. Ya da bankaların o faiz kıskacında, evet, girdabında bir şekilde, evet, huzursuz bir şekilde, evet, hayatlarını devam ettirdiler. Biz 100 liraya ürettiğimiz ürünü 100 liraya satıyoruz. Evet. 101 liraya satmıyoruz yani. Böyle bir anlayışımız var ve bunların altyapı sorunları çözülmüş. Dediğim gibi deprem dayanıklı. Şimdi Allah'a şükür o noktaya geldik. İşte sosyolojisini de düşünen, her yaş grubundan insanlar bu yaptığımız evlerin dışına çıktıklarında nasıl yaşarlar, sosyal anlamda ihtiyaçları nasıl giderirler, nerede stres atarlar, bunlar da düşündüğümüz bir şehirleşme modeli üzerine çalışıyoruz. Evet, sevgili izleyiciler, TOKİ'deyiz. Sayın Başkan'a soracak çok soru var ama vakit darlığından sizlerin adına birkaç soru daha soracağım, izin verirlerse. Evet. Efendim, bunlardan birisi kurallarda, tabii ki evi olmayanlar her zaman için önceliklidir. Ön araştırmaları mutlaka yapıyorsunuz. Ola ki kurada bilgilerinde sıkıntısı olanları tekrar eliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Fakat şu şikayeti biz de zaman zaman alıyoruz. Efendim, kurada A ya da B kişisine çıkmış olan bir konutun bir süre sonra devirli olarak satışının gerçekleştirilmesi süreci, ki bu tatlı bir kazanç kapısına dönüşmüş durumda. Emlak konutta da aynı sıkıntıları gözlemlediğimi söyleyebilirim. Bu konuda bir tedbiriniz, öneriniz var mı? Net, çok net tedbirimiz var. Şöyle net tedbirimiz var. Bir de çözemediklerimiz var. Yani bu insanların arka planda yasaya, evrağa dayanmayan bir ilişkileri varsa o alıcıyı da riske eden bir şeydir. Kendi işlerindeki şey. Biz alt gelir grubundaki dairelerin kiraya verilmesi dahi bizde, bizim sözleşmemize göre yasaktır. Yani alt gelir grubunda birisi, biz bu daireyi niye yapıyoruz? Devlet bir sübvanse ediyor bu daireyi. Kurayla alıyorsunuz, bu daireye oturmak için alıyorsunuz. Bunu kiraya veremezsiniz. Biz bunu tespit ettiğimizde sözleşmeyi kesinlikle iptal ederiz. Yeri kiracıya verilirse, yani kiracıya verildiğinde de iptal ederiz. Devir hakkı kesinlikle yoktur. Devir hakkı yoktur. Borç bitene kadar asla devir hakkı yoktur. Ama vatandaşlar kendi işlerinde bir kağıt üzerinde devredebilir. Ama biz orada yine bizim mülkiyetimizde bizden daireyi alan vatandaştan başkası şikayet konusu olmuş oturuyor ise o da iptal sebeptir. Ha, çok tabii, önemli bir, evet, konu. Evet, yani bunun konuda da özellikle talebin yoğun olduğu ve kurada insanların, yani az insanın aldığı, yani evet, bir 50 daire var, 500 müracaat var. O daire, oralarda çok yüksek hassasiyetimiz var bizim. Yani asla öyle bir şey tespit ettiğimizde, bize bir şikayet geldiğinde sözleşmeyi iptal ederiz. Evet. Yine sizlerin adına soracağım, İstanbul. İstanbul'da yıldızı parlayan bölgelerden biri, ki Atakent'e de oldukça yakın, Başakşehir'den söz ediyorum. Başakşehir deyince de sizin efendim orada şantiyeleriniz, evet, gece gündüz adeta çalışmakta. 7500 konut hatırladığım kadarıyla geçen aylarda yapmış olduğunuz bir basın toplantısında dile getirdiğiniz, evet, Kayabaşı için, evet, Kayaşehir için. Süreç nasıl gidiyor? Yeni ihaleler olacak mı? Evet. Artı bir de vatandaşlar yeniden taksitlendirmelerde veya daha az vadeyle yapılandırma süreciyle ilgili 2015 sonuna doğru, evet, böyle bir beklenti içindeler. Var mı hazırlık? Evet. Şimdi İstanbul tabii bizim beklentilerin en yüksek olduğu yerden bir tanesi. Takdir edersiniz, İstanbul'da arazi üretimi de en sorunlu vilayetlerimizden bir tanesi. Çünkü İstanbul bir tarafı denizlerle, havzayla, su havzasıyla, ormanla çevrili. Bir tarafı tarım arazileri. Arazi üretimi sorunlu. Ama biz şu anda ürettiğimiz konutları Kayaşehir'de yaklaşık 7500 konut üretimimiz devam ediyor. Hem de yeni 3500'ü galiba bitmek üzere mi? Tabii 3500'ü işte bu yıl sonuna kadar toparlamaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi bunların her birisi yeni konseptle yaptığımız şeyler. Yani sadece blok değil, içinde caddesi olan, binaların altında dükkanı olan, evet, yarı açık otoparkları olan, işte yürüyüş yolları, bisiklet yolları olan bir disiplinle inşallah bunları üretiyoruz. Bulabildiğimiz her yerde İstanbul'da sosyal konut ve rezerv konut, deprem amaçlı dönüşüm konutu yapmaya da devam edeceğiz. Bu alanlarda özellikle arazi geliştirmemiz hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında devam ediyor. Vatandaşlarımızın her yıl bizden beklentisi var. Bizim yaklaşık bir indirim evet, yıllarda oluyor. Bu yılkini yaptık 2015'i, inşallah 2016 yılında uygun zaman diliminde onu da yapacağız. Bir daha 2015 içerisinde yaptık bir sefer. Bir daha 2016'nın inşallah başında bir planlamamız var.
Ve evet, en çok merak edilen konu emeklilere dair yapılan müjdeli açıklamalar ki Sayın Başbakan seçim beyannamesinde de dile getirmişti. Nasip olursa da seçimden sonra hemen gündeme gelecek. Efendim, kolları çevrediniz mi? Yani sıvadınız mı? Evet. Artı hayırlı bir gelişme olarak görüldü bu. İlgiyi nasıl karşılayacaksınız? Altyapıyı nasıl oluşturdunuz bu konuda? Sayın Başbakanımızın talimatı, bütün birimlerde talimatı oldu. Bu işin önemli yeri arazinin geliştirilmesidir. Hazine arazilerinin olmasıdır. Çünkü arazi maliyetlerinin sıfır olması gerekir. Dolayısıyla bunu üretebildiğimiz birçok vilayetimiz var. Sayın Başbakanımızın da diğer birimlerde talimatı var. Var olan projelerin tabii, içinde tabii. olacak yoksa hayır, yeniden hayır, üretimde? Emekli vatandaşlarımıza yönelik ayrı çalışmalarımız da var. İşte Batman'da teslim ettik biz bunu. Hı. 1300 küsur konutu teslim ettik. Şu anda emekli vatandaşlarımıza yönelik birçok vilayette, yani 33 vilayetti geçen hafta itibariyle, valilikler aracılığıyla. Bakın biz direkt emekli vatandaşlarla, emekli derneklerle direkt muhatap olmuyoruz. Çünkü orada da art niyetli şeyler başladı. Emekli dernekleri TOKİ ile anlaşma yapıyormuş gibi. Vatandaşımıza da uyarmak lazım. Ne yapmamız gerekiyor? Bakın biz şunu söylüyoruz. Biz valiliklerin akredite etmediği hiçbir yer, yani valiliğin onay vermediği hiçbir yerle görüşme yapmıyoruz. Yani bunu vatandaşlarımız bilsinler. Çünkü öbür türlü art niyetli şeyler de başlıyor vatandaşta. Ona da müşahede ediyoruz. Bunu da duyuruyoruz bu vesileyle. Başvuru takvimi başladı. Tabii biz şimdi bakın, biz şu var, ya buradaki emekliler, arkadaşlarımız illa bir dernek çatısında olmak zorunda değil, toplanarak bir araya da gidip valiliğe başvurup işte TOKİ'den bize ev yapsın diyorlar. Bizi valiler arıyorlar. Araziyi de valiler, defterdarlar kendilerine bağlı olduğu için illerde araziyi de gösteriyorlar ve biz orada çalışmaya başlıyoruz. Ve emekli vatandaşlarımız da inşallah Anadolu'nun hemen hemen her yerinde 250 lira taksitle inşallah ev sahibi yapacak model içindeyiz. Ha, şunu net konuşayım. Şu anda da biz 220 liraya 30 liraya taksitle ev verdiğimiz işte Malatya Akçadağ'da, Siirt'te, efendime söyleyeyim Bilecik Bozüyük'te bu tür yerlerde şu anda vatandaşlarımıza 250-270 lira taksitle evler veriyoruz. Evet, son sorum efendim. Şimdi malum seçim atmosferinde birazcık birikimi olan da acaba ne olacak bundan sonra deyip beklemeye koyuldu. Evet. Hayırlı bir sonuç alındıktan sonra da mutlaka ekonominin çarkları dönecektir. Parası olanlar biraz daha ellerinde, ceplerinde tutsunlar. Biz güzel haberler vereceğiz diyeceğiniz kampanyalar var mı? Özellikle orta gelirli, dar gelirliler için düşündünüz ama kampanyalara dönük, İstanbul'da yatırımcıya dönük de olabilir bu. Orta semet, üst semet olabilir. Var mı böyle hayırlı hemen geçim? Her vilayette, bakın biz 81 vilayette iş yapamıyoruz. Her vilayette vatandaşlarımız bizi izlesinler. Büyük çaplı projeler geliştiriyoruz. Yani sadece blok, TOKİ bloklarından bahsetmiyoruz. Yani bir şehir anlayışı. Arkada burada belki dönüyor ilçeler, iller. Evet, her vilayette projeler geliştiriyoruz. Orada vatandaşlarımıza iyi imkanlar sunacak. Bazı yerler dediğim gibi 3+1 daire. Mesela burada Urfa demin projesi geçiyordu. Urfa'da biz şu anda 15-16 metrekare balkonu olan daireler şu anda inşa ediyoruz. 15-16 metrekare. Niye Urfa'da? Çünkü insanlar balkon istiyorlar. Sosyolojik araştırmalar yaptık dediniz. Tabii. Ürünü olarak. İşte Antep'te insanlar kiler dolabı istiyorlar. Onlara bakıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız TOKİ yani alt gelir grubunda, özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlarımız daire almak istiyorsa TOKİ ile irtibatları olsun. Sitesini izlesinler. Bir kulakları olsun. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Emekli vatandaşlarımız bizi izlesinler, devam etsinler. Alt evet. gelir grubundaki insanlarımız da beklesinler. Ev almanın yolu TOKİ'den geçiyor demen galiba doğru olacak yani, bu konuşmanın yanında. Şöyle söyleyelim. Ev alma, yani alt gelir grubundaki vatandaşlarımız için en önemli dosyeli kuruluş burasıdır. Vatandaşlarımızın bizle irtibatlı olmasına fayda var. Evet efendim. Gerektiğinde 100, 240 ay vadeli. Bunu bir banka bile yapmaz. Yapsa bile derler ya halk deyimiyle adamın suyunu çıkartırlar. Bankaya mı yetiştirsin, faize mi yetiştirsin? Ama TOKİ'nin imkanlarıyla mutlaka bir konut sahibi olmanın yolu vardır. Bunu da Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi çok yakından takip etmek gerekiyor web sayfasını. Öte yandan İstanbul'da da güzel müjdeli gelişmelerin çok yakın zamanda olacağını buradan Sayın Başkan'ın aracılığıyla da duyurmuş olduk. Ve son söz olarak inşallah evi olmayanlar üzülmesinler dediniz ama evi olanlar için, evini değiştirmek isteyenler için bir mesajınız olacak mı? Yani öncelikli olarak hedef kitlemiz hiç evi olmayanlar.
Şu anda onları ev sahibi yaptıktan sonra öbürlerini de düşünmeye fırsatımız olacak. İlk önce hiç ev sahibi olmamış Anadolu'da bizden hizmet bekleyen yüz binlerce kardeşimiz var. Onlara ilk önce çare olacağız. Sonra da diğer vatandaşlarımıza. Artınca onlar olacağız. Evet, Allah olmayana versin derler ya, ilk adımda bunu söylemek gerekiyor belki. Dönüşümün, değişimin, kentleşmenin ve sosyal devletin her adımında efendim mutlaka bazı lokomotif kuruluşlar vardır. Bunu da Türkiye'de ilk başaran önemli bir kuruluşun en üst düzeydeki yöneticisiyle bir aradaydık. TOKİ'den, İstanbul'dan efendim bu programda bizi davet ettikleri için biz bugünlük bu kadar diyelim. Ama devamını takip edeceğiz. İnşallah yeniden bir arada olmak ümidiyle diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.